Konuşmayacağım Altay lütfen sustur beni. Gidin evet. başka insanların altına şeyler yazın. Ama nasıl sustursun? Yazın. Şarkıyla tabii ki. hadi Allah. ya tabii ya. Allah 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 Allah. Allah. Ee, arkadaşın adı neydi? Taladro'ya da buradan bir alkış. Taladro'ya taladro da. Alkış, taladro. Onun sözlerini kim yazdı? O kendi. Taladro yazdı. Taladro yazıyor zaten. Abi İstanbul'un iki yakasını bir araya bir böyle evet. o laflar falan evet. çok güzel evet. ya. Evet. evet. Taladro'ya da teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür Kesinlikle. ediyorum. Kesinlikle. Yaklaşık 20 dört yıl sonra tekrar şarkıyı okuduk. Alişan söylemişti. Evet, evet, evet Alişan. Ama herkes Alişan da, bu şarkı aslında se sen, senin şarkı. Ya Tabii şöyle bir, şöyle şey bir proje yaptık. E, Alişan'a da buradan selamlar. Tabii Çok selamlar sevgiler kendisini. kendisine. Arkadaşıma. Ne zaman geliyorsun programa? <laughs> şöyle bir hikayesi var. Sahibinin sesinden diye bir proje yapmaya başladık. Bu projede Altay'ın şarkılarını tekrar yeniden yeni sound'la dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Hmm, güzel. Ama biliyorsun eskiden best of yapılırdı. Şimdi best of yapıp verdiğimiz zaman bir ay sonra tekrar bizden şarkı isteyecekler. O yüzden de şarkıları tek tek yapıp hmm, yasaya yavaş sürmek ya. aldık. Tek tek. Evet. Single şey, he, e, evet. Şu time. şehir efsanesi doğru, <laughs> doğru mu? Belki benle beraber Varya'yı ilk defa... E, sana ait olduğunu duymuş olabilirler. Hı hı. Bu yeni versiyonu evet. dinlemiş olduk bu arada harika evet. olmuş. Evet. Ee, zamanında pişman olduğun bu şarkıyı Alişan'a verdiğin üstüne de yok ya diye bir şarkı yaptın <laughs> doğru mu? ha? Hikaye yani yok ya yaptığımız doğru. Ama bunun ama için yaptın doğru. Hikaye o değil. Ne değil? değil. değil. O, o hikaye. Hiç pişman e, olmadın peki? Hiç pişman olmadım. Hı hı. Bir gün bile pişman olmadım şarkıyı çok neden var. verdim diye. Çünkü o şarkı Alişan'a da Altay'a da çok yaradı sadece hani ben o şarkıyı sözümü müziğini yapıp işte bir kenarda şarkıyı başkasına vermiş olsam ve sonunda pişman olacak durumda olsam ama ben sağ olsun ki var ya ikimiz için de çok hayırlı oldu. Ama şarkının hikayesi yok ya hikayesi o değil yani. Variye ya verdim diye yok ya yapma. Sanki öyle bir şehir efsanesi gibi Hatta ben Ramit Topaloğlu ile Hilmi abi şarkıyı gece kulübünde İzmir'de çalışıyordum o zamanlar. Bir arkadaşımız var ya yazıp bana gönderiyordu. Ben de şarkıyı okuyordum. Yok ya yazdı. Arkadaşımın ismi de Reşat. Tamam. Ona da selam olsun. olsun. Yok ya yazdı. Kızdan mı ayrıldın dedim. Böyle yaptı. Oradan da yok ya yazdım. Sonra pazar günü İlmi abi beni aradı. Bir şarkı yapmışsın dedi. Evet. Atla buraya gel. Dedim İlmi abi bizimle dalga geçerler. Var ya yaptık. Bir de yok ya yok yapacağız ya. diyorsun. Ha. Dedi ki hayır yapacaksınız dedi albümde yani kasetle çıkmak üzereydi o zamanlar kaset vardı. Evet Uzun tabii tabii. tabii. Olmaz yeni. mıydı? Ee, kalpsiz ismi. Kalpsizsinle çıktık. Ama ya içine ilave edip çıktık. ya klip çektik. O Kesinlikle da yine gerçeği demek Çok ki. sattı. Evet. Yani adam hiçbir şey olmuyor. Hiç değişmemiş. Farkında mısın? Deminden beri de, aynı evet. şey sen, sen, de. sen hiç, hiç, hiç. Ben en son seni bıraktığımda İstanbul sokaklarında yani magazin <laughs> severler bile limuzinle dolaşıyordu. Hatırlıyor musun? Yıllar yıllar önce Altay limuzin aldı diye bir yok, haber vardı. Yok ya, yok. Hatırlamıyor musun bu haberi? Ya bir yere davete gitmiştik. Ama sanki seninmiş. Haber... limuzin kullanıyor. O zamanlar, o zamanlar öyle bir magazin vardı biliyorsun. Tabii yani. ki. Yani magazinde öyle bir yani ben bize hiçbir zaman öyle bir açıklama yapamam zaten öyle. Ha, açıklama. yani kendine şahsına ait diye. aldığı işte. Yok ne mi çok iyi çok. Tabii öyle çık. Ben çok öyle haber Çıkmış. abi, abi çıkacak. ben haber tamam. Ben... E, tamam. Çıkacak haberi magazinle alakalı hep güzel eşi, sevgili eşinin. Eşi. Sağ ol. Onu baksana. Onun Adamın aksesuarlarına bak Allah sağ. aşkına. Sağ, sağ, Göster Eşim. ya. Yok gördüm deminden beri abi bir şey. Ama, be ama izleyenler de görsün çok şıklarak. Hala o mu gidiyorsun? Teşekkür Tabii ki. Tabii. Güleğe de buradan abi. selamlar. Kadın ay, canım aşırı, aşkım. Aşırı zevkli. zevkli. Ve kaç senedir evlisiniz abi? Bizim 22. yılımız. Aa canım Maş benim ya. Allah. Bak, Bak canım benim canım ya. aşkım diyor. Sevgiler gönderiyor. 22 yıl demek ki olabiliyormuş. Uzun sürebiliyormuş Tabii. Ki ya. Tabii ki. Ya. Ve ben biraz önce konuyu duydum. Lütfen Tabii ki be. bir erkekle bir kadının aşkı ortak paylaştıkları hayatın içinde ikisi de birbirine her konuda destek ya. Yani. Yapar mısın abi? ev işi? yapmayan var mı? Abi tabi yani, yani zaten yapmıyorum diyen de hani böyle erkekler arasında ben böyleyim falan yaparak yani ev işi deyip bırak. hani illa girip yemek yapmasına ne veya başka da. bir şey yapmasına gerek yok. Yani ne sonuçta eşiyle beraber çıkıp alışveriş yapıyordur. Alışverişi o yapıyordur. Tabii bir şekilde eşine yardımcı oluyordur yani. Tabii. İllaki. Tabii. O zaman azıcık yok ya. Biliyorsun. Evet. Öyle bir şey söylemiştim. Evet. evet. Gelemedik çünkü orkestram İzmir'de olduğu için bizim tabii bu olur. hafta İstanbul'da değiliz. Hmm. O yüzden yarın da başka bir yere gidiyoruz. O yüzden gelemedik. Ee, bir borcum olsun yani. Tamam. Borç size. Borç borcum yiğidin olsun. kamçısıdır. Yani diye. o yüzden e, şeyle sabahtan beri rejiyle hani bir şey oldu. Hani Anladım ekiple ama. geliyoruz diye biliyorduk. Kusura bakmayın. Yok yani. Şeyi sordum. Bir sonraki şarkı kime verdiğin şarkı olacak? O, albümdeki. Söyleme. Sürpriz mi? Yani sürpriz değil de hani Söyle diyorsun burada. <laughs> yani, tamam. Sen... Gizli söyle söyle. Kala kala bir ben kaldım dünyada. Sensizim. Yana yana bir sana yandım dünyada. Sensizim. Günde söyle. Cana canım. cana bir cana sevdim dünyadaki. E, o can sensin. Sen benim göz bebeğim. Bir tanemsin. O da hazır. Hazır. Evet. Hazır. Hazır, hazır, hazır o. Hepsini, Sevgili Mustafa Ceceli ile şarkıları hazırladık. Ha, cebimizde onda selamlar. Kafaya selam çok severim ben onu. Onda evet. önemli ve güzel bir emeği var projelerimizin içinde. İyiyim. Ama bu arada yeni şarkı da yapıyoruz. Hmm. Sıfırlar güzel. da var. Evet. Özgün yeni besteler Yedi. de var. Geliyor. Ya Altay ben hani çok samimi söylüyorum yani yıllardır tanıyorum. Çok eskiden beri tanıyorum. Zaten hani Çıkışının İzmir olduğunu bir sitem etmişler bazıları. O tanıtım, tanıtım bizim suçumuz olmuş anladığım kadarıyla. Çünkü İzmir'in prensi olarak zaten ortaya çıktı. Artık sonra evet. tüm Türkiye'nin prensi oldu ama. Yani yorulmuyor musun abi? Yorulmadın mı? Yani... Gece hayatı değil mi? Demet de çok iyi bilir yani. Yorulmadın ben yani. Ben bu yaz mesela çok büyük kararlar aldım Altaycığım. Koca parası yiyeceğim. Bu yaz çalışmayacağım. Diyorsun. Böyle bir karar aldım. Her kış olduğu gibi. <laughs> Okan arkadaşım. <laughs> Ya yani şöyle bir şey var. Aslında yani yorulmak diye bir şey yok. Çünkü biz sahneye çık çıktığımızda mutlu oluyoruz. Sen evet. de öylesindir. Sahneye çıkıp mutlu oluyorsun. O enerjiyi alıyorsun. İnsanlar seni seviyorlar. Seninle fotoğraf çekiliyorlar. Tabii. Seni görebilmek için lütfedip senin bulunduğun mekana geliyorlar. Evet. Seni bir şekilde onurlandırıyorlar. Bu bir onurlandırılmak aslında. Çünkü gidilecek o kadar çok yer var. Tabii. Ama onun karşılığında bir de üstüne para alıyorsun. E dünyada bundan daha güzel bir duygu olamaz herhalde. Bir şey herhalde. O, niye vazgeçeyim ki yani? Sen din... yorgunluktan bahsettin. Yok, Sen dinlen... dinlen... yok, daha çok yorulmuyor musun? <laughs> ben, ben, ben de öyle bir şey. Sıkıntıdan yorulmak yani gibi. Ben çalışırken evet. mesela yoruldum. Hep mesela üflüyüp püflüyoruz ya işte uçak saati. Ay o saate mi aldın uçağı oradan oraya ile mi gideceğiz falan filan. Oraya gidince tamam bambaşka oluyor. Bütün evet. enerjini veriyorsun tamam. Aynı. Sonra birkaç gün mesela Niye ben bu hafta boşum abi? <laughs> ben böyle evet. diyorum ya her kış yazın çalışmıyor, yaz yaklaşınca görürüm ben seni. Ne oldu? Bravo. Hayırdır? Neden öyle oldu? O, o cumamız niye boş değil Çok acayip. Ben dinlenirken yoruluyorum abi. Yani oturmak bana da iyi gelmiyor. Ben ne kadar çok çalışırsam benim için o kadar iyi. Ne kadar saniye çıkar? Çünkü 30 Kaç var mantıklı. mı? Ben sana söyleyeyim. 30. Kafadan 30 mı var. 30'un üstü. Ama yani. onlar eşiyle o kadar güzel geziyorlar, kafa boşaltıyorlar ki, değil mi? Yani, Geziyor, evet. gezmeyi de seviyor. Evet. Boş vakitlerimizde, değil mi? Elimizden geldiği kadar ailece birlikte oluyoruz. Var mı? Kızımız da. Maşallah. Birlikte oluyoruz. Ee, bunun da yapma sebebimiz şu, zaten bizim çok yoğun bir hayatımız var. İşte stüdyo, gece, yazın konserler, kışın işte kulüpler, bayiler, kulüpler, düğünler, düğünler. Baktığın zaman onun haricinde kalan süreyi de tamamen ailemizle geçirmeye çalışıyoruz. Yani ailemle geçirmeye çalışıyorum. Başka da zaten hani öyle çok dışarıya çıkayım gece yere gideyim öyle bir şeyim de yok. E zaten yani, insanın mesleği bir olduktan sonra gidip bir de gece eğleneyim herhalde ya, yoktur. Arzulamıyorsundur böyle, zaten genelde, yaparken eğleniyorsun. Evet genelde hem yaparken eğleniyorsun hem de aynı saatlerde çalışıyoruz. Aynı günlerde çalışıyoruz gidip kimseyi izleyebilmek lüksün de yok aslında. İzles, iz, istesem evet de. Evet ya o acayip sıkıntı oluyor. ben yazına... yani Bir başkasının sahnesini değil mi? İki sene önce Mahsun'a gitmiştim izledim. Bu yaz bir yakaladım Özcan'ı izledim. Bir de Ajda Hanım'ı izledim. Plaj konseriydi akşam işim yoktu. Gitmiştim şeye. Gidince sahneye çağırmışlar seni yüzde yüz. Evet. Değil ama... mi? Orada yok, görünce... Ajda, Ajda Hanım çağırmamıştı da Ajda Hanım işte Çeşme'de ne almış falan dedim. Yok bayağı evet. oldu alalı ama siz daha yeni duydunuz falan. O kadının sahnesi muhteşem değil. Yani. tabii ki Ajda Pekkan her zaman. Hala şan dersi alıyor falan. Tabii. İşine Yoruluş ne kadar çok saygı gösterirsen yani işinde sana o kadar saygı gösteriyor. Kadar Karşılıklı bir